Son soruyu ilk başta sorayım mı? Türk futbolunun marka değeri bu aralar nasıl? Artık Fenerbahçe'de Saadettin Saran dönemi bir gün başlayacak. Az kal, unut ben. Antrenörlüğü bırakan birisi olarak söylüyorum. Hiçbir beklentim yok ama Fenerbahçe'nin artık Saadettin Saran'a ihtiyacı vardır. Saadettin Saran Fenerbahçe'nin gelecekteki en yakın zamandaki bir dahaki seçimlerdeki başkanıdır. Adayı değildir, başkanıdır. Bunu unutma. Türkiye'de antrenörlük yapılmaz. Çünkü bir kişinin iki dudağı arasındasınız. Kolay değil, 10 tane kulüp var, 200 tane hoca var. Neyse. Yani detaya girmeyelim. Tamam, sonra. Sohbetin tadını bozmayalım. Bunu söylerken bir beklentim olmadığı babında söyledim. Yani tamam. Saadettin abiyle ilgili bu düşüncelerimi aktarırken bir sürü sebebiyeti, yani bir şeyler açıklanır, onun önünü kesmek için asla bir beklentim yok. Herhalde 20 yıl, 10 yıl sonra ilk defa buluştuk. İlk defa buluştuk. Dolayısıyla hayatım boyu hiçbir zaman çıkar amaçlı ilişkilerimi yürütmedim. Biliyorum tabii. Bunun da önünü kesmek için bu ifadeyi söylediniz. Çok teşekkür ederiz. Var mı Türk futbolunun marka değeri? Ben sorduğum sorunuz. Ya Türk futbolu tabii doğru bir yerde değil. Bu şartlarda Türk futbolunun da bir yere gelmesi zaten mümkün değil. Özellikle bu ekonomik yapıda Türk futbolunun düzelmesi mümkün değil. Futbolu bilen insanlar futbolu yönetmiyor. Maalesef basketbolda, voleybolda böyle ama futbolda maalesef futbolu bilmeyen insanlar, işin ehli olmayan insanlar bu işin içerisinde. Bildiğini düşünen, Türkiye'de herkesin bildiği iki şey var. Biri futbol, biri siyaset. 80 milyonun da bildiği şey. Dolayısıyla ikisinde de durumumuz ortada olduğu için Türk futbolunun pek marka değeri olduğunu inanmıyorum. Diğer Avrupa kulüpleriyle kıyaslarsanız diye sorayım. Yani şimdi tam ben Avrupa'da hasbelkader oynamış birisi olarak biz orada kulüp başkanını görmezdik. Seneden seneye görürdük. Burada her hafta kulüp başkanlarının soyunmasında görüyoruz. Hocalardan, futbolculardan daha çok medya önünde görüyoruz. Köln'de de mi? Tabii. Hepsi 4-4-2, 3-5-2, 3-4-3, hepsini biliyorlar. Gündelikleri bir şey yok yani. Bizden iyi biliyorlar. Biz boş oynadık yani 9 yaşından bu kadar. Hatta bir örnek vereyim. Mevcut başkana bir soru soruyorlar. Diyorlar ki altyapıdan niye oyuncu yetişmiyor diyorlar. Diyor ki ıstakoz bile diyor 5 yılda yetişiyor diyor. Yani Türk milletinin %99'u ıstakozu ya televizyonda görmüştür ya dergide görmüştür. Yani verdikleri örneğe bak ama para bence düdüğü ben çalarım. Türk futbolunun ya özeti bu yani. Peki net oldu ama. Ben Fenerbahçe'de 2007 yılında ayrıldım. Ben Fenerbahçe'ye geldim de jacuzzi'de pro içen mi? Espresso içen mi? Bir gün Berler Ronald beni yanına çağırdı. Seni tebrik ederim dedi. Ne için dedim? 248 antrenmanın 248'ine bir tek sen çekmişsin dedi. Benim görevim dedi. Ama diğerleri yarısına bile çıkmamış. Bir profesyonellik varsa onu getirenlerden biri de bendim. Evet. 2007 Ümit Uzat ayrılmış. Bugün 2022 Fenerbahçe'nin 1,5 şampiyonluğu var arkadaşlar. O 1,5 şampiyonluk biz Fenerbahçelilerin kabul ettiği şampiyonluk. Maalesef Galatasaray'la etmiyor, Beşiktaş'la etmiyor, Trabzon'la etmiyor. Zorla da ettiremezsiniz. Ama 2007 şampiyonu kim dediniz ama 81 milyonda Fenerbahçe diyor. Dolayısıyla baktığınız zaman 15 senede 2 şampiyonlukla Fenerbahçe'nin başında kim olursa olsun 15 senede en az 5 kere şampiyon olması lazım. Forması 2 puan, sen 1 puan alamıyorsan. Yani bugün sadece Ali Koç'u eleştiriyoruz ama geçmiş döneminde bunda hataları var. Bir gün Aziz Bey bana sordu, kaptan dedi, bugün olsak aynı hataları yapar mıyız dedi, yaparsın başkanım dedi. Nasıl yaparız dedi. Bunlar yanında olduğu sürece isimini vermeyin bu yöneticiler. Onlar da karşımda masada otururlar. Yaparsın başkan dedim, o mahkeme yöneticiler masadan kaldı. Şimdi şöyle müsaadenizle nereye gitsem tabii bu konuşuluyor. Ertesi günü bütün gazeteler bunları yazıyor. Kongre ortada yok. Hiç oralara şimdilik girmiyorum. Yani ben söyleyeceğimi söyledim. Ertesi günü bir daha yepyeni bir şeyler çıkarmıyorum şeyin herkesin karşısına. Ama benim küçüklüğümden beri en büyük hayalim. Hiçbir zaman bunu saklamadım. İlk beni Aziz Bey yönetim alırken de dedim inşallah ben bir gün olurum dedim de o zaman Nihat Bey şimdi biraz oğlum böyle şey söylenir mi diyorsun bana. Niye söylemeyeyim ya benim hayalim işte böyle bir biliyorsun böyle bir şey var. Sevdiklerim için paylaştığım böyle tavsiyeler var. Kimisi benim kendi laflarım. Kimi de sağdan soldan atıyor. Müsaade edersen onu paylaşayım. Gençlere bunlar. İyi ve şerefli bir hayat yaşayın. Yaşlandığınızda ve dönüp geçmişe baktığınızda ikinci kez keyif alın. Sevgisiz güç bizi zorba ve despot yapar. Aziz Yıldırım gibi. Kiminle evleneceğin kararın hayatta verilen en önemli karar olduğunu unutmayın. Evlenmeden önce en az 6 ay nişanlı kalın.
Başarınızı ona ulaşmak için nelerden vazgeçtiğinizle yargılayın. Başarıya giden bir asansör olmadığını ve tırmanmak gerektiğini unutmayın. Yani merdivenlerden çıkarken akıtmadığın ter, inerken gözyaşı olarak döner. Evet. Bir kulüp başkanlarımıza da alalım. Evet. Bir